Yıllardır burada oturunca kendi evim gibi benimsemişim. Ama değil. Artık gitme zamanı son. Geçişleri yapıyorum. Şöyle dolapların içinde malzeme kalmıştı. Onları aldım. İleriye gidenler vardı. Onları şöyle tahtayla çekiyorum. Sonrasında sileceğim ve temiz bir şekilde bırakacağım. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, buralar da silinecek. Şöyle şu dolapları az kafama vurmadım. Ah ah ah. Şuralarda bir şeyler kalmış mı diye bakıyorum. Sonra tekrar kontrol ederim. Boyum yetişmiyor çünkü. Şuralarda kalmış. Onları da mecbur tahtayla alacağım. Bunlar böyle. Buralarda bir şey yok. Böyle. Kediciklerim de yok. Bir de balkonu yıkayacağım. Tamam. İşlerim bitiyor. Tam bitti diyorum. Sonra bunlar geliyorlar. Karınları oldukça aç. Dün çöptelerdi. Her yerde seçim arabası. Ciyak ciyak bağırıyor. İnsanlar kendi derdine düşmüş. Keşke bir kedi sığınma evi olsa, kedi evi olsa, kedilerin bakıldığı kafeler olsa ne güzel olur. Sorumluluklarının alındığı, aşılarının yapıldığı, sağlık takiplerinin yapıldığı. Mesela bir tanesinde bulaşıcı bir hastalık vardı. Bayağı bir lenfleri iltihaplanmıştı. Zavallım buradan bağırıyor. Heh, açayım mı? Ne zaman bitecek benim işlerim? Ne zaman gideceğim? He? İşte gönüllülük bunun için çok çok önemli. Çünkü bazen elimizde değil, bir yerlerden ayrılmak zorunda kalıyoruz. En çok şey diyorlar, işte ev değiştirdi, giderken hayvanlarını bıraktı. Ama Türkiye'de insanlar zor geçiniyorlar. İnsanları bu anlamda yargılamak, tahrik edici konuşmak ve anlayışsız davranmak. Ya kul hakkına girer. Yazık, günah yani. İnsanlar ne yapsın? Hiç kimse kötü olmak istemez. Sadece birkaç kişi haricinde. Onların da bir bahaneleri var kötü olmak için. Hadi gelin bakalım. Şöyle bir mama aldım. Yavru köpekler için diyor ama pek hoşuma gitmedi ya. Sanki çiğ gibi. Böyle garip. Çiğ de değil de dondurulmuş eti pişirmişler sanki. Dur bakayım. Öbürkü nerede yesin? Tuhaf yani. Garibime gitti. Hiç mesela böyle şeyler olmazdı normalde yaş mamalarda. Sanki pişirilmemiş gibi. İlginç. Ama tabii karınları aç olduğu için yiyorlar. Sokakta yaşıyorlar ama bakıma ihtiyaçları var. Kısa bir süre önce ölümden döndü bu kedi. Çok fazla parazit döktü. Bunun sebebi de çöpten beslenmeleri ne yazık ki. Çöp kapakları kapalı olmalı. Sokak hayvanları da çöpten beslenmemeli. Yani onlara iyilik yapmıyoruz. Çünkü bir kişi diyelim makarna attı, diğer kişi çiğ tavuk parçaları atıyor ya da kesici cam atıyor. Bunlar bilinen şeyler. Şimdi yine hasta çünkü lenflerinde iltihap var ama ilgilenen yok. Ne yazık ki ülke gündemi siyaset ve seçime odaklanmış ama biz gönüllüler üzülüyoruz ve ne yazık ki yapabileceğimiz çok az şey var. Ve işler bitti sayılır. Havalandırmayı da yaptım.
kurusun yerler. Şu dolap içeri kuruyacak. Böyle. Ve gideceğiz. İşte böyle. Dünya dönüyor. Bizler yaşıyoruz. Daha iyi yerler, daha güzel insanlar tanıyalım. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız iyi hikayelerimiz olsun. Şey mi? Kim? Şeytan mı?